Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Kanalımdan, mutfağımdan selamlar, sevgiler. Evet, bugün sizlere hobi bahçemden değil, mutfağımdan sesleniyorum değerli arkadaşlar. Evet, 2 yıldan beri, hatta 3. yıla girdi değerli arkadaşlar. Bahçemde özenle yetiştirdim. Buna yöre yöre değişiyor. Bizim köyde dere mancarı, ıspıt, hodan, kaldırayık, bir sürü ismi var. Yöre yöre değişiyor. Tohum ve toprak arkadaşım çok merak ediyor. Hava arkadaşım çok merak ediyor yapılışını. İnşallah sizlere gelsin bu video arkadaşlar. Bugün Ramazan-ı Şerif'in 2. günü. Herkesin Ramazan-ı Şerif'ini en içten dileklerimle kutluyorum. Evet, tohum ve toprak arkadaşım böyle. Yakından göster demiştim. Ön kameradan çekiyorum şu an. Bu şekil. Yaprakları da böyle. Bu şekil arkadaşlar. Bunların yaprakları, kökleri, yeni büyürkeni tomurcukları. Yani beyaz değil tomurcuğu. Böyle. Bu şekil. İnşallah şimdi hep beraber yapımına geçelim değerli arkadaşlar. Bayağıdır da ön kameradan çekmemiştim. İnşallah beceririm değerli arkadaşlar. Bunları şimdi şu şekil göstereyim arkadaşlar. Şu köklerini falan hiç atmıyoruz. Böyle dışlarını şu şekil temizliyoruz. Ben bunları aslında 2 gün oldu toplayalı. Yıkadım. Çalıştığım için yapamadım. Artık geceye döndüm değerli arkadaşlar. Öğrencilerimize gece yemeği hazırlıyorum. Sahur yemeklerini ben hazırlıyorum. Sahura döndüm artık. Haftada bir günde gene gündüz. Böyle. Bunları ben 3-4 su yıkadım arkadaşlar. Bütün yıkayınca daha güzel temizleniyor. Tabii ki doğru inci de yıkayacağım. 200 su da doğru inci yıkayacağım. Böyle tabii elinizle biriktirip de doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz da tadını çıkartmak istiyorum. Doğrarken de çok güzel kokuyor. İşte bunun bir şeyi var. Eldiven takmanız gerekiyor doğrarken. Ellerinizi karartır arkadaşlar. Bilmiyorum neden. Bunu güzel suda, güzel suda haşlayacağım. Yaparken edip püf noktalarını da söyleyeceğim değerli arkadaşlar sizlere. Böyle hiçbir şeyini atmıyoruz. Bu kökleri de çok lezzetli oluyor. Biz bunu çocukluğumuzdan alışkınız. Karadenizliler çok sever arkadaşlar bunu. Alışkın olduğumuz için bahar geldi mi böyle bu çıktığı zaman çok seviniriz. Yaprağı her yeri yeniyor bunu. Böyle karışık. Tabii köylerde, dağlarda bu daha güzel olur. Şu kökleri beyaz beyaz böyle yaprakların içinde. Tabi benim hobi bahçemde yetiştirdiğim için bunun köklerini değerli arkadaşlar da pazardan alıp köklerini bahçenizde gömerseniz diğer seneye çıkar. Yani çok çoğalan bir bitki. Ben bunu pazardan daha önce alıyordum. Şu anda pazara gidemiyorum. Çok şükür işte yetiştirdim ama inanın bugünü iple de çektim bunu. İnşallah iftar yemeğimizde bu olacak. Bunu ben yumurtalı, inşallah yumurtalı pırasalı yapacağım. Güzel tereyağı, karışık pul biber, karabiber, bakalım beğenecek misiniz arkadaşlar. Şimdi 4 dakika olmuş, ara vereyim de. Neyse, doğramadan şöyle bir daha göstereyim. Evet. Bu şekil. Evet, İspanya'dan Hava arkadaşım sormuştun. Evet, bunun köklerini alıp diktiğin zaman oluyor. Bak. Hatta şunu bile diksek şuradan kesip olur. Şuradan filiz vermiş. Çok çabuk üreyen bir bitki. Arkadaşlar hatta şu
çıkan bu köklerini bahçeye gömeceğim. Bunlar tekrardan çıkabilir. Evet arkadaşlar, bunları zaten 3-4 su yıkamıştım doğramada. 3 su da öyle yıkadım. Böyle alıyoruz. Biraz uzaktan aradım değerli arkadaşlar. Arkadaşlar size burada bir püf noktası vereceğim. Bu hodan, ıspıt, artık her kim ne isimle bunu biliyorsa, buna kesinlikle bunu sıcak suya almıyoruz. Böyle direkt soğuk su ilave ederek kaynatıyoruz arkadaşlar, haşlıyoruz. Şöyle üstüne çıkması biraz yeterli. Yani bu nasıl desem, bamya gibi. Bunu içi böyle nasıl, bamya nasıl biraz limondan pişiriyoruz ya arkadaşlar, şöyle bak, bamyanın nasıl desem salyaları oluyor ya, bu bitki de aynı bamya gibi. Böyle kaynar suya koyarsak bu ay diyemedim ya, vallahi affınıza sığınıyorum. Kaynar suya koyarsak bu sıvılar dışarı çıkar, ama böyle soğuk suyla haşlarsak, nihayet anlatabildim çok şükür. Soğuk suda haşlarsak hiç öyle hiçbir şeyler karşılaşmayız. Çok lezzetli olur bu şekil. Neyse biraz karıştırdım, kusuruma bakmayın arkadaşlar. Ispıtlarım haşlanırken arkadaşlar, yabani otlarım. Ben de içine koyacağım pırasaları. Şöyle küçük küçük doğrayacağım. Ben pırasayla yapacağım. Pırasalar da bahçemden değerli arkadaşlar. Aslında ben pırasa bayağı dikmiştim ama böyle geç kaldığı için, bir de o an, o arada havalarda kurak gitti, pek olmadı. Az yani. O pırasaları da böyle ıspık pişirdiğim zaman değerlendireceğim. Pırasalarım da organik bahçeden. Beni buraya kadar izleyen değerli arkadaşlar, kanalıma ücretsiz abone olarak destek olursanız sayenizde kanalım büyür. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, bu ara bayağı bir gelen arkadaşım oldu. Desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürler değerli arkadaşlar. Bayağı daha videonun işi var, yemeğin işi var. Evet arkadaşlar, ıspıtlarıma katacağım pırasalarımı doğradım, hazırladım. Bu arada ıspıtlarım da kaynıyor. Evet arkadaşlar, ıspıtlarımı göstereyim şöyle yakından. Rengine bakar mısınız? Bu arkadaşlar, bunu ısınmaya başlayınca hemen karıştırmanız lazım. Ben az daha unutacaktım. Böyle suyun üstünde kalan yaprakları hemen rengi böyle kararmaya başlıyor. Ya sanki bu bamya familyasından, bilmiyorum, bamyayla çok benzetiyorum ben bunu. Ama rengine bakar mısınız? Bilmiyorum kamerada nasıl görünüyor. Çok güzel. Pişsin arkadaşlar, kavururken gösteririm inşallah. Şöyle kameranın açısını değiştirdim. Ön kameradan çekmek işte biraz böyle zor oluyor arkadaşlar. Böyle rengi de, gerçi böyle süzerken göstereceğim, suyunun rengi çok koyu. Suyunu da gösteririm size, ayrı süzerim inşallah. Suyunu da gösteririm. İnanın arkadaşlar, 5 dakika bile olmadı. Ne yapmamız lazım? Ben bunu fazla haşlamayı düşünmüyorum. Şöyle taze ya, ezilmeye başladı mı yeter. Vallahi ben bunu fazla haşlamak istemiyorum, çünkü vitamini suya gitmesin. Böyle sıktığımız zaman, ooo inanın 5 dakika olmadı, 5 dakikada kaynadı, pişti pardon, kaynamaya başlamasıyla pişmesi bir oldu. Evet arkadaşlar, tencereme bir kaşık tereyağı aldım, biraz sıvı yağ, bu biraz yağı seviyor arkadaşlar, yani bu yemekte yağdan kaçınmayacaksınız. Evet, bu arada da suyunun rengi böyle. Koyu yeşil. Bilmiyorum gösterebiliyor muyum.
Hemen arkadaşlar, bir de süzdüğünüz zaman hemen soğuk suya almanız lazım. Şöyle evet. Soğuk suya hemen aldım. Tazeye hemen pişti ya. Vallahi ben de şaşırdım. Bu kadar hızlı pişeceğini. Aslında belki ben bunu hani bir dakika falan kaynatırdım. Bilmiyorum. Çabuk kaynadığım hemen piştiği bir oldu. Anlamadım. Çok çabuk pişti. Arkadaşlar, tuzunu, biberini kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle bir miktar tuz, bir miktar pul biber. Bunu siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Biraz da karabiber. Böyle. Şimdi bu aşamada ıspıtlarımı ekliyorum değerli arkadaşlar. Bunlarla da kavuracağım. Ben bunları sıkmadım. Köyde eskiden sıkardık hep. Biraz vitamin içinde kalsın değerli arkadaşlar. O yüzden sıkmadım. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? İnsanın kendi emeğiyle büyüttüğü, yetiştirdiği daha bir başka oluyor. Nasıl desem, daha çok kıymetini biliyorsun her şey böyle. Çünkü bir şey gerçekten kolay yetişmiyor. Bir kıvırcık da eksen, maydanoz da eksen, o kadar zor ki 6-7 ayda anca meydana geliyor. Değerli arkadaşlar, inşallah beğeniyle izleyeceğiniz bir video olmuştur. Bir de like'larım çok az değerli arkadaşlar. Like'a basarsanız like'larım çok az. Like'lar ön plana düşürüyormuş herhalde. Ben tabi duyduğum kadarıyla diyorum. Beğeni tuşuna basarsanız, bir de abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız, bildirim ziline bastığın zaman siyah yanıyor. Siyah yandığı zaman attığım videolar hemen sizin ekranınıza düşecektir değerli arkadaşlar. Şimdi bu böyle pişerken şöyle ben yumurta kırdım 4 tane. Şimdi burada da bir püf noktası diyeceğim arkadaşlar. Böyle yumurtalı şeylerinizde biraz da süt eklerseniz, buna ben böyle bir çay bardağı da süt ekledim. Tadı süper oluyor. Vallahi 13 dakika oldu. Evet arkadaşlar, sanki tüylü gibi görünüyor değil mi? Piştiği zaman yumuşacık, süper bir bitki. Bir o kadar da lezzetli. Evet, salça katmak isteyenler salça da katabilir. Ben böyle yeşilliklerde pek salçayı sevmiyorum. O yüzden de salça böyle yeşilliklerde, ıspanakta olsun, pek salça kullanmıyorum değerli arkadaşlar. Ben bugün bunu pırasayla yapıyorum ama bu soğanla da güzel oluyor. Böyle pırasalı, soğanlı, istediğiniz damak tadınız neye uygunsa soğanla da yapabilirsiniz. Öyle de güzel oluyor arkadaşlar. Kavruldu. Şimdi ben bunun üstüne değerli arkadaşlar, bu çıkmış oldu. Ay, kapıladım çok canadan. Çıkmış oldu. Yumurtalı sütlü karışımı böyle ilave edeceğim. Evet, sizlerin de sofrasına böyle güzellikle girsin inşallah arkadaşlar. Hep bugün dilim sürtüşüyor nedense. Böyle. Kapağını kapatacağım. Evet, ıspıtımız pişti değerli arkadaşlar. Yapıp yiyenlere afiyet, şifa olsun. İnşallah beğenerek izlersiniz değerli arkadaşlar. Böyle karıştırmayayım, bozulmasın. Evet, biz bunu iftarda yiyeceğiz. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar.
Hepinizi en güzel yere, Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Desteklerinizi bekliyorum değerli arkadaşlar. Hoşça kalın.